Uzaya yetiştirmek için bir şey götürseniz aklınıza ne gelir? NASA'nın da aklına spirulina gelmiş. Spirulina bir yosun. Okyanuslarda yaygın ve çok kolay bir şekilde yetişebilen bir bitki. Spirulina'nın tabii sadece uzaya götürülmesi tek başına bir şey ifade etmiyor. Seçilmesinin altında yatan ciddi bir takım içerik zenginlikleri var. Bu içerik zenginliklerine baktığımız zaman gördüğümüz en önemli şey antioksidanlar ve tahmin edebileceğiniz üzere iltihap karşıtı maddelerin çok olması. Bunun içerisinde fenol bileşikleri, flavonoidler var ve çok daha önemlisi vitamin E ve karotenoid dışında da fikosiyanin diye bir madde var. Sadece astronotlar ve uzayla popüler olmamış bu. Çünkü omega 3, omega 6 dengesi için alaya ihtiyacımız var. Veganlığın artmasıyla beraber bitkisel kaynaklı omega 3 takviyesi için spirulina akla gelmiş. Çok güzel bir rengi var. Gördüğünüz gibi hem doğal olarak hem toz hem tablet hem de çay olarak tüketebilirsiniz. Çok ilginç bir şekilde probiyotik özelliği oldukça güçlü. Bağışıklık, kan şekeri ve tansiyon kontrolünde etkili olduğuna dair küçük küçük çalışmalar var. Fakat en önemli çalışma şu. 2016 yılında 7 kontrollü çalışma ile ilgili bir meta analiz yayınlanmış. Bakın çok ilginç bir nokta var. Toplam kolesterolü 46 mg, kötü kolesterolü 41 mg, trigliseriti ise 44 mg gibi çok ciddi bir şekilde düşürmüş. HDL iyi kolesterolü ise 6 mg kadar yükseltmiş. Vallahi bu rakamlar benim şimdiye kadar herhangi bir şekilde beslenme ile düşürülebilecek nitelikte olan çalışmalarla karşılaştırdığım zaman çok çok ciddi miktarda büyük bir başarı demek. Teşekkürler.